Saygıdeğer milletvekilleri, görüşülmekte olan tasarının 101. maddesinde yapılmak istenen değişiklikle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun adına söz almış bulunuyorum. Elektronik haberleşme ile ilgili düzenleme yapılan maddelerde devasa kar ve gelirlere sahip 3 büyük şirketin lehine bir düzenleme yapılarak vergi affı getirilmektedir. Tek kalemde bu şirketlerin borçlarının silinmesi yalnızca sermaye sahiplerini koruyacak ve işin bütün vebalini vatandaşa yükleyecek bir düzenlemedir. Çünkü özel iletişim vergisinde %7.5'e sabitlenmesi internet kullanımı vergisinin %50 artışı anlamına gelmektedir. Bu durum vergi adaleti açısından yine dar gelirli zengin ayrımı yapılmadığı gösterilmektedir. Vatandaşın cebine, emekçinin gelirine göz koyan bir düzenleme söz konusudur. Vergi adaleti sağlamayan bu sistem sürekli yozlaştırılmaktadır. Vergi adaletinden bahis toplumsal barışın sağlanmasıdır. Ancak bunun yerine hep sermaye kesimleri korunmakta ve yaşam alanlarının her tarafına bu yozlaşma yayılmaktadır. Devletin asli geliri vergilerdir ve sağlıklı, adil bir vergi sistemi toplumsal barış ve adaletli bir yaşam için elbette ki en temel dinamiktir. Vergi sisteminin adaletli olmasının birinci koşulu ödeme gücü ilkesidir. Arzumuz en az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alarak toplumsal ihtiyaçların karşılanması, bu sayede kamusal hizmet aracılığıyla toplumsal eşitsizliğin giderilmesi, toplumun geleceğinin güvenli bir şekilde biçimlendirilmesi ve sağlıklı bir büyümedir. Gerçekten bu ülkenin tamamını kapsayan adaletli bir vergi sistemi getirmek isteniyorsa, öncelikle yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımızın eşit hizmet almasının da önü açılmak zorundadır. Türkiye'nin birçok yerinde oldukça zor coğrafyalarda yaşamalarını idame ettirmeye çalışan insanlarımız, bu meclisin hak, hukuk, adalet üçgeninde çalışmalar yapmasını, kendilerine doğrudan sirayet edecek iyileştirmeleri ve hizmetleri beklemektedir. Zira bizim gerçekliğimiz köylülerimizdir, çiftçimizdir, gariban vatandaşlarımızdır. Bu insanlarımızı görmezden geldiğimiz sürece vicdanlı, merhametli, hakkaniyetli bir düzen sağlamamıza imkan yoktur. Değerli milletvekilleri, torba yasanın bütününü değerlendirmesinden çıkan sonuç, Türkiye'nin makroekonomik çevresinin tamamen çökertilmesidir. Ayrıca bu torba yasa tasarısında açık sınıfsal tercih de yapılmaktadır. Bu tasarı ile maliye politikasının tüm araçları üst gelir sınıfına dar ve orta gelirli sınıflarından transfer yapılması yönünde kullanılmaktadır. Üretenden geliri kadar vergi alan, hakkaniyetli bir ekonomik düzene hasret kalan ülkemiz bu değişiklikler nedeniyle eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Üzülerek belirtiyorum ki bir kez daha günü kurtaran orta vadede ekonomiyi daha fazla daraltacak adımlar atılmaktadır. Eşitlikçi ve hakkaniyetli ve bilim temelli bir ekonomik düzenlemeden her geçen gün daha da uzaklaşılmaktadır. Zira vergi düzenlemelerinde dar gelirli toplum kesimi dikkate alınmadan yapılmış torba yasa hem doğrudan hem dolaylı olarak tüm vergi yükünü dar ve orta gelirli sınıfların üzerine yıkan bir düzenleme içermektedir. Çağdaş, aydın, bilimi esas alan dar gelirli vatandaşların hizmetini odağına oturtan bir anlayışın hakim olması dileğimle hepinize saygılarımı sunarım.